yerli olsun deyince yerli ürün de kaliteli çıkıyor. 3 kilogram geliyor. Kalınlık olarak 16 milimetre. Halıda ayrıca başka halılarda olmayan bir özellik var. O da şu anda keçeler döşendi. Halılar döşeniyor. Yaklaşık 10 saf civarında bir halı döşendi. Arkaya doğru devam edecek. Önden başladı, arkaya doğru devam edecek. İnşallah açılış tarihine yetişecek. %100 yün, metrekare ağırlığı 5 kilogram, 1 metrekare ağırlığı. Kalınlık olarak 16 milimetre. Özel boya ve özel iplikle üretimi yapılıyor. Süper kalite yün, yerli yün. Uluslararası Woolmark lisansıyla üretim yapılıyor. Bu şekilde kalite var. Yani biz burada Ayasofya'da daha kaliteli bir halı olur mu düşüncesiyle Yeni Zelanda yünü yapalım diye bir düşüncemiz vardı. Ama Cumhurbaşkanımız ithal malzeme kullanmayalım, yerli yünün en iyisini yapalım deyince yerli yün yaptık ve çok güzel bir halı oldu. Renk olarak da ördekbaşı yeşil, koyu bir ördekbaşı yeşil. Mekana çok uyum sağlayacağını ümit ediyorum. Yani bordo ve ördekbaşı yeşil arasında bu yeşil olan tercih edildi. Evet. Peki. Mekandaki engebeleri biz keçeleri oralara adaptasyonunu yaparak bazı yerlerde 3 kat, bazı yerlerde 5 kat gibi doldurma yaptık. Keçeyle doldurma yaptık. Onun üzerine halıyı koyduk. Şimdi yüzeyde çok fazla bir problem yok. 4000 metrekarelik halı alanı var ve 2000 metrekaresi şeyde yapılacak. Daha önce açılışa kadar, açılış tarihine kadar 2000 metrekaresi dokunacak. Ondan sonra restorasyon bittikten sonra diğer kısmı yapılacak. 6 ay, 1 sene olduğunu söylüyorlar. Şu anda görünen o. Evet, halının üzerindeki 17. asır Osmanlı motifi sanat dilinde Rumi diye geçiyor. Fakat burada uygulanan gölge motif şeklinde belli belirsiz bir kendi tonunda 4 renkten oluşuyor. Klasik ve tarihi mekana uyum sağlayacak bir motif.